Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf arı yayınları matematik akıllı defterde dikdörtgen konusunda dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet öncelikle dikdörtgenin özelliklerini inceleyelim. Arkadaşlar dikdörtgenin 4 tane köşesi vardır. Bakın A köşesi, B köşesi, C ve D köşesi. 4 tane kenarı vardır. Evet kenarlara baktığımız zaman AB kenarı BC kenarı bakın şu doğru parçamı alarak gösterelim. AB kenarı BC kenarı CD kenarı ve DA veya AD kenarı diyebiliriz. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir diyoruz. Bakın AB kenarı DC ile birbirine paraleldir. Paralel olduğunu yatak iki çizgide gösteriyorduk. AD kenarı da BC kenarına paraleldir arkadaşlar. Onu da burada gösterdim. Karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır arkadaşlar. Bakın AB'nin uzunluğu ile DC'nin uzunluğu AB eşittir DC. DA'nın uzunluğu ile BC'nin uzunluğu birbirine eşittir diyoruz. Açılar arkadaşlar A açısı, B açısı, C ve D açısı diye gösterebilirim. Ve her açısı arkadaşlar 90 derecedir. Bakın 90 derece olduğunu şöylelikle dik açıyla gösterelim. Kenarlar arkadaşlar AB, az önce gösterdim. BC, CD ve DA olarak isimlendiririz. Köşegen arkadaşlar. Köşegen de bizim için çok önemli. Köşegenin tanımını yapmak istiyorum. Köşegen Önümüzdeki senelerde de arkadaşlar karşımıza çokça gelecek. Köşegenin tanımı şudur arkadaşlar. Çok gen için konuşuyorum. Komşu olmayan Komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasıdır arkadaşlar. Evet, komşu olmayan köşeleri birleştirin. Şimdi A'ya bakıyorum. A'nın arkadaşlar bakın D komşusudur. B komşusudur. O halde şöyle renk değiştirerek gösterelim. Bakın A'nın komşu olmayan köşesi arkadaşlar karşı köşe C'dir. O halde bakın bu AC bizim için köşegendir. D'nin arkadaşlar bakın D'nin komşusu A ve D'nin komşusu C'dir. Komşu almayan köşe arkadaşlar B'dir. O halde DB de yine bir köşegendir diyorum. Evet köşegenler arkadaşlar dikdörtgende eşit uzunluktadır diye de söyleyelim. Ve aynı zamanda şunu da belirteyim arkadaşlar. Köşegenler birbirine bakın şunlar birbirine eşit ortalar. Yani şöyle diyebiliriz. Bakın şu uzunluk ile bu uzunluk Aynı zamanda bu hepsi birbirine eşittir diyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Etkinimize geçiş yapalım. Evet. Aşağıda noktaları kağıtta verilen dikdörtgenleri tik ile belirleyiniz diyor arkadaşlar. Dikdörtgenlerde ne olması gerekiyor? Bir, her açısı 90 derece. İki, karşılıklı kenarları birbirine eşit olacak. Şimdi birinci şekle baktığımız zaman 90 derece ve kenarların arkadaşlar karşılık kenarlar birbirine eşittir diyorum. Dikdörtgendir. İkincisi dikdörtgendir. Bakın arkadaşlar bu değil. Bu da değil. E evet, şuna bakıyorum. Bakın şurada 90 dereceyi görüyorum. Ve karşılıklı kenarlar birbirine eşittir diyorum. O halde dikdörtgendir diyorum. E evet, dikdörtgeni görüyorum. Bakın 90 derece ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası 6, burası 5 birim olduğu için dikdörtgendir diyoruz. Yine burada 90 dereceyi görüyorum. Ve karşılıklı kenarlar eşit diyorum. O halde dikdörtgendir. Ve bu da dikdörtgen olarak işaretleyelim. Evet devam edelim gençler. Evet. Aşağıda verilen şekilleri dikdörtgeni tamamlayalım diyor. Arkadaşlar dikdörtgen neydi? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Ve aynı zamanda 90 dereceydi. O halde bakın uzun kenarı ve kısa kenarı çizerek dikdörtgene tamamlıyorum. Evet uzun kenarımız aynı zamanda kısa kenarımız. Evet her birisinin arkadaşlar eksik olan uzun ve kısa kenarlarını çizerek evet bakın buraya dikkat arkadaşlar. Şu noktaların tam üzerinden geçiyor. Evet. Evet bakın dikdörtgeni bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet devam edelim gençler. Evet üçüncü etkinliğe baktığımız zaman aşağıda verilen şekillerde dikdörtgenler kullanılmıştır. Buna göre verilmeyen kenar uzunlukları bulalım arkadaşlar. Her bir şekil dikdörtgen ve verilmeyen kenar uzunlukları istiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu kenara baktığımız zaman 8 cm. O halde bakın burası 4 ise şu soru işareti 4 cm'dir. Devam ediyorum. Yukarısı 12 santimetre. Burası 9'su arkadaşlar. 9 3'ü toplarsam 12 santimetredir diyorum. Evet. 4 santimetre. Bakın burası 4 santimetre olur. O halde şurası arkadaşlar. Dikkat edin. 4 ile 4'ü topluyorum. 8 santimetre oldu. Evet. 10 santimetre yukarıda gördüm. O halde burası 10'dur diyorum. 9 santimetreyi gördüm. O halde burası da 9 santimetredir diyoruz. Evet. B'ye bakıyorum. 8 cm'ye hemen karşısına 8 yazdım. 4 cm'yi gördüm karşısına yazdım. 14 cm'ye 14 yazdım. Bakın burası 4'tü. O halde burası 4'tür diyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya 6 yazalım. Bakın şu uzun kenar 12. 4 4 daha 8 yapar. Eğer buraya da 4 yazarsam bakın 12'ye işte eşit oldu. 3'ün toplamı 12 olacaktı. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı düşünüyorum. Burası 14 santimetre. Burası 8 santimetre. Bakın şu uzunluk ikisinin toplamına eşittir diyorum. 14 artı 8 22 santimetredir diyoruz. 14 ile 8'i de topladığımızı parantez içinde göstermek istiyorum. Evet devam ediyorum. C'ye bakalım. Evet hemen arkadaşlar şuradan 9'dan başlayabilirim. Bakın 9 santimetre. Burası 9 6 6'yı gördüm. Burada 6'yı gördüm arkadaşlar. Bakın burası 6. Devam ediyorum. Şurası 3 ise arkadaşlar bakın. Burası 6 ise bunun toplamı 9'dur diyorum. Şuraya 9'u yazdım. Tamamdır. etne ne kaldı? Şurası kaldı. Arkadaşlar bakın burası 9. Burası 21. Şimdi 9 ile 21 topluyorum. 30. Şimdi şurası da 12. Burası 8 arkadaşlar bakın. 12 ve 8. 12 artı 8 20 yapar diyorum. Pardon 12 artı 6 arkadaşlar. Özür diliyorum. Düzeltelim. 12 ile 6'yı topluyorum. 18 cm yapar. Şuradan alttan göstereyim. Şu uzunluk arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığım zaman bunun tamamı 21 artı 9'dan 30 cm'dir. O halde şu soru işaretini bulabilmek için ben 30'dan 18 çıkarıyorum. 12 santimetre olur diyoruz. Bu soru işaretinin olduğu yer arkadaşlar. Başka kaldı mı diye bakıyorum. Evet başka soru işaretinin olduğu yer kalmadı diyorum ve bu etkinlikle de arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.